Sperm testi çocuk istemi olan ve bunda problem yaşayan tüm çiftlerde istediğimiz çok özellikli bir test. Ancak bu sperm testiyle bazen hastalar olumsuz, bazen ise tamamen olumlu konuşabiliyoruz. Ancak sperm testi yani semen analizi o kadar da güvenilir bir test olmadığını gözlemliyoruz. 3 tane önemli parametre var. Spermin konsantrasyonu, spermin şekli ve spermin hareketliliği. Ancak hareketlilik spermin şekli ve konsantrasyonu yani sayısından bir tık daha az önemli gibi görünüyor. Yapılan çalışmalarda 430 kadının dahil edildiği yani hatta çiftin dahil edildiği bir çalışmada 40 milyonun altında sperm sayısı olanla 40 milyonun üzerinde konsantrasyona sahip çiftlere baktığımızda 40 milyon üzerindekilerde %65 gebelik oranı elde ederken altındakilerde %51 gebelik oranı elde edilmiş. Aslında morfoloji, hareket, şekil, konsantrasyon, sayı bütün bunlar aslına bakarsanız tek başına bir erkekte senin çocuğun olmaz, sende problem var demek için yeterli değil. Yapılan çalışmalar bunu kanıtlıyor. Yani özellikle gene bir çalışma var elimizde. 765 çocuğu olmayan çiftle 696 çocuğu rahatlıkla olan çifti karşılaştırmışlar. Sperm parametreleri o kadar örtüşmüş ki erkek için tek başına sende bu problem vardır demek zor. Ancak şundan eminiz. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor ki spermin konsantrasyonu bozuk, hareketliliği bozuk, şekli bozuk. Biz buna triplet bozukluk diyoruz. Yani üçü de bozuksa bu erkekte bir problem olduğu olabileceği anlamına geliyor. Bu olgularda daha ileri tetkik mutlaka yapılması gerekiyor.